Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda köydeyim. Şöyle ortamı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hayvanlar, çiçekler ve kuş sesleri. En önemlisi de güneş arkadaşlar. Güneş varsa elektriğiniz de var demektir. Şu an elektrik üretmek için gerekli her şey masanın üzerinde. Bunları kullanarak elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. En azından bunu yapmakla ilgili bir fikri olmayan arkadaşlar için referans niteliğinde bir video olmasını istiyorum. Solar panelimi şöyle yakından gösteriyorum arkadaşlar. Bu esnek bir panel. Önce paneli inceleyerek başlayalım. Ardından diğer donanımlarla devam edeceğim. Arkadaşlar kullandığım panel esnek tip bir panel. Şöyle gösteriyorum. Bu esneyebilen yapıda oldukça hafif ve kullanışlı bir solar panel. Panelimizin bükülme özelliği var. Özellikle bir 30-35 derece açıya kadar bu panelin bükülebilme özelliği var. Bu sayede diğer panele oranla daha hafif. Şu an panel çıkışına 3 adet 12 volt 21 wattlık ampul bağladım. Onları da yakından şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar her birisi 12 volt 21 wattlık lambalar. Bu lambaları bu paneli kullanarak mevcut şekliyle yakmak istiyorum. Ancak gördüğünüz gibi düşük bir şiddette yanıyorlar. Bunun iki sebebi var. Şu an ürettiğim enerjinin üzerine çıkması buradaki yükün. Bu arada panelimiz 100 wattlık bir panel ve videonun açıklamalar kısmında bu paneli almak isteyen arkadaşlar için yine satın alma linkini ve indirim kuponunu da paylaşmış olacağım. Çünkü birincisi güneş şiddetimiz az. İkincisi ise arkadaşlar bu tür projelerde özellikle panelin güneşe olan açısı çok önemli. Bunun ne kadar önemli olduğunu şimdi sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar bu tür projelerde panelin güneşe olan açısı çok önemli. Bakın şu an lambalarımı görebilirsiniz. Bakın panelimin açısını güneşe doğru bir şekilde getirdiğim zaman lambaların çok daha net ve parlak bir şekilde yandığını görebilirsiniz. Yani paneliniz güneşe ne kadar dik bir açıyla bakarsa üretilen enerji de buna paralel olarak artacaktır. Özellikle bu küçük detaya dikkat ediyorsunuz. Paneli yerleştirirken mümkün mertebe en uzun süre en dik açıyla güneşlenme pozisyonunu hesap ederek montajlamanızda fayda var. Bu şekilde basitçe bu durumu gösterebilirim. Gelin panelin teknik özellikleriyle devam edelim. Güneş panelimi güneşe daha dik bir açı oluşturacak şekilde yerleştirdim. Şu an lambalarımın oldukça parlak yandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şu anda Mart ayındayız ve güneş şiddeti birazcık düşük. Yani güneş kalitesi düşük. Ancak buna rağmen gayet iyi bir sonuç alıyorum ve şu an sabah saatlerindeyiz. Öğle saatlerinde çok daha güzel sonuçlar alacağıma eminim. Bunun çıkışını ölçeceğim. Kısa devre pozisyonunda akımını ölçeceğim. Şimdi ölçü aletimizi bağlayalım ve gerekli testlere başlayalım. Öncelikle panel çıkışını arkadaşlar. Şöyle ölçü aletimin proplarını bağlıyorum. Bakın bir tanesi de burada. Bu arada panelimiz düşmesin. Şimdi gölgeli bir yerde ölçü aletimizin ekranına bakarak devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an panel bağlantıları oluşturuldu. Bakın şuradan geliyor enerjimiz ve aşağıya ölçü aletimize iniyor. Bu şekilde ölçmemin nedeni şu an ölçü aletinin ekranı güneşte gözükmüyor. Oldukça ışık parlak fakat 23.10 voltluk bir gerilim ürettiğini görebilirsiniz. Bu bizim boşta ürettiğimiz enerji. İsterseniz kısa devre pozisyonunda panelimizin ne kadar akım ürettiğine de bir bakalım. Şu an akımını ölçüyorum arkadaşlar ve yaklaşık olarak 5 amperlik bir akım üretiyor. Dediğim gibi Mart ayındayım. Işık şiddeti düşük ancak güneşin ışık şiddeti arttıkça burada üretilen akım da yükselecektir. Panelimiz 100 wattlık monokristal esnek bir panel. Bu bilgileri verdikten sonra gelin şimdi solar şarj kontrol cihazımızı bağlayalım ve inverterimizi bağlayarak bu sistem ile diyelim ki enerjinin olmadığı bir yerdeyiz, yayladayız ya da teknedeyiz ya da acil durumlarda güç ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Ya da evimizin enerji ihtiyacının bir kısmını bu şekilde karşılamanız gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğinizi göstererek devam edeceğim. Bu tür sistemlerin olmazsa olmazıyla başlıyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir solar şarj kontrol cihazına ihtiyacınız var. Çünkü üretilen elektrik dengeli olarak üretilmeyecek. Bazen 12 volt, bazen 14 volt, bazen de 23 voltluk bir gerilim üretilmesi söz konusu.
Bu gerilimin sağlıklı bir şekilde aküde depolanması, yine akü tam şarj olduğunda şarj işleminin kesilmesi ve akım voltaj dengesinin sağlanması için kesinlikle böyle bir şarj kontrol cihazına ihtiyacınız var. Elimdeki piyasada bulabileceğiniz en ucuz, en iyi şarj kontrol cihazlarından bir tanesi. Farklı varyasyonları, daha kaliteli olanları da var arkadaşlar. Ancak böyle bir cihazdan sizin işinizi eğer çok profesyonel bir yapı kullanmayacaksanız görebilir. Bunun bağlantılarıyla devam edeceğim. Şimdi öncelikle üzerindeki bağlantılardan birazcık bahsedelim. Bakın üzerinde toplamda 3 adet bağlantısı var. Bir tane solar girişimiz, yani paneli bağlayacağımız yer, aküyü bağlayacağımız bağlantılar ve bunun üzerinden de çıkış alabileceğimiz bir bölüm görüyorsunuz. Buradan çok yüksek akımlar çekmenizi önermiyorum arkadaşlar. Inverter'ı direktmen akü çıkışlarından besleyeceğiz ama böyle küçük aydınlatmanız, 4-5 amperlik LED'iniz veya buna benzer bir şeyiniz varsa onu da buranın üzerinden alabilirsiniz. Bu sayede belirli bir voltajın altına düştüğünde, akü gerilimi özellikle belirli bir voltajın altına düştüğünde sistem otomatik olarak çıkışı keserek akünüzü koruyacaktır. Şimdi solar bağlantılarıyla önce panel bağlantıları, ardından akü bağlantıları ve inverter bağlantısıyla devam edelim. Diyorum arkadaşlar, kısa mesafeler için ince kordon kablolar kullanabilirsiniz. Ancak mesafe uzadıkça kayıp artacağı için daha kalın kabloları kullanmanızda fayda var. Gördüğünüz gibi buradan akü bağlantımız için gerekli olan uçları sıkarak başlıyoruz. Buradan ürettiğimiz enerjimiz akümüze gidecek. Şurada işaretli olan kırmızı ucumuzu artı yaptık. Tek yapmanız gereken işlem bu kadar basit. Şimdi diğer uçlarımızı akümüze bağlayalım. Sistemde şu anda Delta marka UPS aküsü kullanacağım. 12 volt 33 amperlik bir akü var arkadaşlar. Çok daha güçlü aküm var. Ancak köye kadar taşımak zor olduğu için bunu getirdim. Evde 100 amperlik oldukça güçlü ve kaliteli bir delta aküm daha var. Onu da başka bir projemizde gösteririz. Şimdi solar şarj kontrol cihazından gelen 2 tane kablomuz var. Artı kutbunu buraya, eksi kutbunu da yine buraya bağlayacağız. Tabii ben aynı anda inverter bağlantılarımı da oluşturacağım. Bu bağlantıları yaptıktan sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi solar kontrolüm akü içerisindeki mevcut gerilimi gösteriyor. Akü içerisinde 12.6 voltluk bir enerji varmış arkadaşlar. Inverter bağlantısında yaptım. Bu arada buradaki bağlantıların çok sağlıklı olmadığını farkındayım. Ancak bir test sistemi olduğu için bu şekilde yaptım. Sürekli kullanım açısından daha sağlam bağlantılar oluşturmanızda fayda var. Şimdi buradaki solar kontrolümüzü solar panele bağlayacağız. Onu da şuradaki iki girişimizi, artı ve eksi girişleri üzerinden panelden gelen kabloları bağlayarak yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda solar panelimiz enerji üretiyor ve üretilen enerjiyi de depoluyoruz. Buradaki ok işareti bunu gösteriyor. Şu anda 14.2 volta kadar gerilimimiz ulaşmış durumda. Şöyle tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın akümüz burada. Depoladığımız 12 voltluk gerilimi 220 volta çevirecek olan inverterimiz burada. Bu sayede 220 voltluk cihazları çalıştıracağız. Tam sinüs bir inverter. Bu arada videonun açıklamalar kısmında inverter'ın, solar kontrol cihazının ve solar panelin bağlantılarını, satın alma linklerini ve alabilirsem indirim kuponlarını paylaşmış olacağım arkadaşlar. Bakın şu an panelimizin güç ürettiğini ve aküye depoladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada panel açısını biraz daha iyi bir noktaya yerleştirerek devam ediyorum. Şimdi inverter'ımızı çalıştıralım ve bakalım sistemimiz nasıl enerji üretiyor. Sistemi şöyle bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar. Bakın esnek solar panelimizden enerji üretiyoruz ve paneli güneşe biraz daha dik bir açı oluşturacak şekilde yerleştirdim. Güneşimiz burada. Gördüğünüz gibi
Ürettiğimiz enerjiyi burada solar kontrol cihazımıza alıyoruz. Bakın gerilimi düzenliyor. Ve burada bulunan şu siyah renkli kordon kablo yardımıyla arkadaşlar bizim akümüze gönderiyor. Akümüzde depoluyoruz. Şimdi depoladığımız bu enerjiyi inverter yardımıyla kullanacağız. Ve 220 voltluk diğer cihazlarımızı çalıştıracağız. Arkadaşlar ürettiğimiz enerjiyi aküde depoladık ve artık inverterla bu enerjiyi 220 voltluk gerilime dönüştürerek farklı cihazları çalıştırabiliriz. İnverteri ve aküyü zorlamak adına arkadaşlar bir adet elektrik süpürgesi getirdim. Bir tane normal Akkor Flaman 100 wattlık bir tane ampulüm var. Yine küçük bir de LCD televizyonumu buraya getirdim. Daha büyüğünü getirmek isterdim ama taşımak istemedim. Sonuç olarak enerji ürettikten sonra büyüğünü de küçüğünü de çalıştırırsınız. Önemli değil. Bu tür sistemlerde en önemli şey depolama arkadaşlar. Ürettiğiniz enerjiyi ne kadar çok depolayabilirseniz ani enerji ihtiyacınızda oradan o kadar çok fazla güç çekebilirsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Yani tam bir evin ihtiyacını karşılamak için 30 amper birazcık düşük kalıyor ama en azından kafanızda bir fikir oluşabilmesi için bu video yeterli olacaktır. Sırayla çalıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle inverter'ımı açtım. Şu an çalışmaya başladı. Bakın şu an üçlü prizimi açtım ve ilk olarak 220 voltluk 100 wattlık ampulümüz yanıyor. Burada görebilirsiniz. Sırada televizyonum var arkadaşlar. Hemen onu da çalıştıralım. Gerçi güneş ışığı altında ekran pek gözükmüyor ama sizlere çalıştığını göstereceğim. Bakın burada sinyal yok yazısını görebilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Şu an televizyonumuzda çalışıyor arkadaşlar. Şöyle uzaktan da gösterelim ama dediğim gibi güneş ışığı altında bunu size göstermek biraz zor oluyor. Televizyonda hani çok parlak bir televizyon değil. Şimdi son olarak süpürgeyi çalıştıralım. Sadece süpürgemiz kaldı arkadaşlar. Son olarak süpürgeyi çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Ürettiğimiz. Şöyle beni daha rahat duymanız için kapattım. Ürettiğimiz enerjiyi süpürgemizi çalıştırmak için de kullandık. Burada tabii ki iş inverter'a biniyor arkadaşlar. Yani inverter'ınız ne kadar güçlü olursa o kadar daha fazla verim alabilirsiniz. Böylece bir inceleme videomuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde enerjinizi üretebilirsiniz arkadaşlar. Burada esnek panel olması özellikle taşıma ve yerleştirme açısından size avantaj sağlayacaktır. Dediğim gibi burada asıl iş inverter'a biniyor. Tabii ki depolama yani akünüz de çok önemli. Ne kadar enerji üretip ne kadar tükettiğiniz de yine önem arz eden konulardan bir tanesi. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilseniz kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz.